Gideriz ya. PlayStation listesine ilk adama göndermişler abi. Evet sonra. Ya. Evet öyle bir şey yaşandı ya. Bir an çok korktum zaten. Sadece... Dramadan çıkabildiniz. Nasıl oluyor abi bu arada? Ya abi şöyle bir durum var. Şimdi marka PlayStation'da öyle, Xbox'da öyle. Gönderirken tabii ki kafasında 40 tane kriter var. Yani bunu birçok yayında şeyde de anlattım. Ama birinci kriter şu. Bu adam hani bizim konsolumuzu ne kadar kullanıyor, ne kadar izleyici kitlesi bizim konsola yatkın, ne kadar sattırır falan. Ya çok şükür. Orada da hep ben ilk kriterden gitmişim zaten. Niye gelmedi diyorum. Zamanla kardeşim, zamanla. Ben de 7. yıldan sonra falan aldım yani. Olay şeye döndü bir noktada. Böyle kimine gidiyor, kimine gitmiyor ya. İster istemez ver abi. Bunu tutman gerekiyor. İster istemez bu gelince abi bana. Türkiye temsilcisi olur. Bir anda ya normalde ben bildiğim kadarıyla çok sevilen bir insandım. En azından kendimi öyle tanıyordum. Öylesinde zaten. Demek ki sevmeyenimiz de varmış. Böyle linçler şeyler gelmeye başlıyor. Yok abi, ben çok seviyorum ama gördüğümde yani benden de kötüyüz. Benim de tadı kaçardım o arada. Öyle yani alıştık abi artık buna yaşadık. Hayır çok da böyle kullandığımız ettiğimiz de yok yani. Her oyuna yetişmeye çalışıyoruz. Yani hepimizde var. Bir kere bu adamda 3090 var. Bu niye linç yemedi mesela? Ben onu anlamadım. Abi, hadi bakalım. Hangimizde var? Getirme gönderiyorlar. Efe şurada bir tane kutu var kanka. Ne kutusu o ya? Onu bir anlasana. Bu adam niye linç yemiyor ya? 3090 var bunda da. O ne? 90 mı 80 mi o? 90. Bunun kriterleri hangi 80 abi? Sende 80 vardı. 80 90'larken. Açıkta. Bende de 80 var. Efe'yi açıkta abi. Ben burada gelip çekiliş yapacağım galiba şimdi de. Daha tıkasaya takmıyorum. Kendi kendine. Şurada takalım bir tane daha alırız da. Burada mı çekeyim? Bu kişiler arasında. Ooo! Bravo! Daha misafirler hiç fazla getirmiyorum. Gel. Yapamıyorum. Gel böyle gel. Yara yanacağım. Böyle vura geliyorum o zaman. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Aynen. İyidir. Gel. Evet. Abi ben şeye merhabalar. Sana geldi mi? Hoş geldin. Pardon. Şuradan şöyle yapay bir giriş yapabilirsin. Kanka şey girsene. Ama ey diyor ya böyle at diyor yastık. Yani ninja sebebi. Evrim Kemal'e baktınız mı? Bir şeyde kalmasın. Neye? Çakır kaçıncı bölüm yazdım ama. Bu adam da gelsin, bu adam da geçesin ya. Çakmam yok. Gel kardeşim gel. Abi o PlayStation 5 değil mi abi? Gel bakayım. Abi versene kurban olayım kucağında. Hadi bu adamı linçleyin. Hadi dünyanın en şirin adamını linçleyin. Ne oldu ki muhabbet ne? PlayStation ve senin Instagram videoları. Ya yollamadılar ya. Yollamıyorlar. Abi hepsini ben sen bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ya muhabbet acayipmiş biraz. Rambo Okan'a yollamışlar. Gerçek mi o? Ne diyorsun ya? Valla öyle abi o da mı hani ilk kriter buydu? Onda başka kriter vardır hani. Ona yollamışlar bayağı. Yollamamak diyemediyse ya ondan olabilir yani. Teşekkür ediyoruz storiesinde bilmiyorum. Bence full parasıyla aldı. Teşekkür post var. Bana bu hediye geldi mesela. Belli abi. Ben PlayStation'dan belli abi. Ne güzel. Muhteşem vallahi. Ama güzel alet yapmışlar. Ne? Ay baktım. Zamanım olmadı. Yayına çalıştık abi. Tabii değil mi? Doğru. Daha kimse dokunamadı. Versene takılayım. Vereyim beni. Aç mısın? Yok teşekkür ederim. Baklava var. Açayım. Yo vallahi baklava mı? Yo baklava mı? Al götür. Hazır. Havuç mu? Onun için dondurma koyun ben size ya. Abi bu ne Allah aşkına? Dondurmamız mı bitti bizim? Ben yedim ama sorusuna hiç cevap verilmiyor. Bizi sanırım ben yedim hepsini. Sanırım ben yedim hepsini. 70k olmuşuz. 140 bindik biz. Rekoru 140 bin. Kıramayız diyorduk. Kırar mıyız? Kanalda durursanız. Bir şey diyeceğim ben story atmadan atayım mı? Reis. Bir dakika. Mesela Alper YouTube taşlığa basabiliyor. Bu da Instagram taşlığa basabiliyor. Bir saniye. Kanalda durursanız 140 bini geçebiliriz. Kendi rekorumuzu kırabiliriz arkadaşlar. Ya bir de biz güzel bir muhabbet başlatırız burada. Şu an yok ama başlatırız. Ama hiçbir zaman başlamaz ki oğlum. Abi hayır başlar. Ben basayım dedi ya yerde. Muhabbet. Şu an bas, kalk, ben yapmışlar. De her şeye evet, bakıyorsun. Evet. Ama onu çözdüğüm birazdan. Ne arıyorsan 3-5 az da olsa. Ya. Bir şey diyeceğim. Şimdi burada böyle bir Şampiyonlar Ligi var. Bence kesinlikle yukarı kaydırın. Twitch rekoru kıralım. Haydi. Of. Of. Nasıl influence abi? Şu an geldi Rasim. 10 numara influence etmedim ben sana. Atma oraya. Her elden ele vereyim onu. Böyle atsam mı oraya? Abi herkesle bir konuşalım bu arada. Çok konu dağıldı gibi geldi bana. Böyle başlayalım. Kaan'cığım sen neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
Aynı benim ya. LoL oynuyorum, yayın açıyorum. 5 kelime kuracak sonra duracak bak şimdi. Aynen. Aradım çünkü ne yapıyorsun abi? Oturuyorum diyor. Anasını sikti muhabbeti yani. Kardeşim ne yapıyorsun diyor? Oturuyorum diyor. Ben şimdi bizim ev ailesine mi sesleneceğim? Buradaki Wi-Fi'ye bağlı olan varsa çıkabilir mi? Allah onu neye bağlı olan? Ben değilim. Buradaki herhangi bir Wi-Fi'ye bağlı olan. Sonunda küfür gelecek. Çıkın ulan Wi-Fi. 7 tane Wi-Fi yok mu kardeşim? Ev ailesi var. Abi var da 7 tane var abi. Bunu tercih etmeyin işte. 6 tane daha var yani. Sevgili Tuna, sen ne yapıyorsun abi? Facebook'tasın. Abi, Facebook yayınlar, linç yiyorum işte bizim. Ona alıştık artık. Sizin sektör zor ama triple A. Ben hiç topa girmedim yani single player çok HD, ya, hikayeli oyun. Çok acayip bir kafa. Şimdi hepimizin burada bir yayın karakteristiği var değil mi? Sen rekabetçisin, Mito öyle, bu adam survivalist, RPG, işte YouTuber, bu adam sohbetçi. Casual yine sohbetçi. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu adam YouTube'a herhalde seçmesi gelmemiş miydi ya? Şuna herhalde diyelim bitsin gitsin bu. Ya şimdi bizde aslında dar bir alan var. Tamam, çok da fazla rekabet yok normalde. Yani işte Mete var, Kirazoğlu var vesaire. Onlar da zaten inceleme yapıyorlar. Biz de çok güzel. Yani. Onlar herkes aldı yürüdü. Her şey çok güzel. Ama bırak iş lince gelince ulan bu PlayStation'da, Xbox'ta herkese geliyor bu ben kutu geçiyorum. O kadar önemli bir şey mi yani? 4'le bunun farkı ya ne abi? Ya. Ben ya. Gerçekten cahilim bu konuda. Teknik beyaz. Olarak farkı var. Hastasına biraz. Teknik olarak yok. Farkı var. Daha oyunu yok abi. Ya PS4 de öyleydi. Hani ilk çıktığında onun da oyunu yoktu doğru düzgün. Bunu belki bir sene sonra kıymetlenecek bir hali. Ama herhalde orada bir iyi izlenme durumu var. PS5'in videosunu çekip tabii. İyi izlenmek istiyor herkes. Yani. Tabii abi. O hype'i yakalamış. Ya o popülariteyi anlayabiliyorum da. Lan Türkiye kaç tane bu aletten geliyor? Kaçı hani medya ya da influencer'a gidiyor? Gitmiyor işte. Eğer olay zaten izlenmeyle şeyle olsa bana en son, ya bu şu kalabalıkta bana en son geleceklerden biri olurdu. Hani millete bir türlü onu anlatamadık. Sonra bir denedim, bir kendim video çektim. Bizim Sungur'la yaptık. Sonra bir Cao'ya çıktım. Baktım hala linç yiyorum. Siktir et ya, tamam dedim geçtim artık, kabul ediyorum yani. Oynuyoruz güzel, keyfimiz yerinde. Alet güzel mi peki, beğendiniz mi? Şimdi bir şey diyeceğim, sonra çok alay edecekler ama bunda bir kol var. Yaşasın internet. Şey çok abi, güzel titriyor ama var ya. Bir şey. Yani abi senin bütün parmakların ayrı titriyor falan abi, öyle abi. Bir olay. Evet ama şimdi benim başına bir girdim. PlayStation tuşlarının şeyinin olduğunu hikayesi atmıştı galiba evet. Değil mi? Evet, var mı öyle olay? Ben baktım. Var. Çok göremedim. Var. Azıcık yakınlamış. Zoomlayınca gözle gözükmüyor ya. Zoomlayınca telefondan gözükmüyor. Vallahi. Ama bir titriyor arkadaşlar. Kendinizden geçiyorsunuz. Abi Spider-Man'in oyunun başına bir girdim. Harbiden metrodayım zannettim. Öyle. Kol bozuk falan zannettim ya. Öyle bir titreme görmedim abi. Şeyde de falan. Mesela Call of Duty oynarken falan da. Kullandığın silahın hani tetik hassasiyeti olur ya. Şimdi atıyorum bir G3 ile bir MP5 bir değildir. Onu bile hissettiriyor yani sana. Ve şey böyle. Bu tetikte sana onu hissettiriyor. Ha ne bokuna yarar? Bilmiyorum ne kadar haltına yarar ama var, adamlar bunu hissettiriyor sana yani. MP5 kullanmakla Keleş ya da G3 kullanmak arasındaki farkı şu tetik hissettiriyor. Ben Spider-Man'i çok az oynadım abi. Trende başlıyor falan ya. Trenin rayını hissettiriyor mesela. Evet. Sırasına göre yani. Dediğin olay bu. Peki ama ben niye geçiyorum onu anlamadım ya. Bilmiyorum abi. Abi sen bu teknolojiyi mi yiyorum diye. Abi bir şey diyeceğim. Sen Lifetime neredeyse hiç linç yedin ya. Ha evet. O yüzden olabilir mi? Bu adam hiç yemedi. Bu sefer de buna saplayalım. Bir panda adamdır spam'i alabilir miyiz? Evet abi. Olabilir. Olabilir de kardeşim. Tamam lan hadi yani linç deseler diler. Bu arada yani küsüp ağlayacak değilim. Gene oynayalım. Yer yok kayalım. Brocum. Kemal. Tamam artık linç yiyemem abi. Hoş geldin. Adamlara saklayacaksınız. Daha şu var şunlar herhalde. Yine adama mı bıraktınız? Ne yap? Ben şöyle şu tarafa doğru. Şöyle kayayım mı? Ne işiyorum burada Twitch'te? Arkadaşlar odamda yer yok. 55 metrekare odam. YouTuber'lar, oyuncular sığmıyor şu anda. Abi gel burada. Ben de burada bir şey yapalım. Buraya oturursan tatlere ben lefek yapacağım. Ama ben sizi riske atmıyorum. Biraz. Geriye mi? Evet. Şöyle çekeyim mi? Kanka chat. Çok sallama, drop gidiyor. Tamam, bu benim yüzümde gözüküyor artık şu an. Chat, her şey sizin için. Kızıyor, söylemeyin. Tişörtün de güzelmiş. Teşekkür ederim. Efe gözüküyor mu? Görünüyor. Kemal, Efe. Diren göbeği gözüküyor. Şu anda gözüküyor. Tamam, kalk başla. Emrimin abi o. Ne o? Kemal, hoş geldin ya. Eyvallah. Teşekkür ederiz, şereflendirdin. Ne demek? Aç mısın? Kemal, yalnız bir yemek yedik, sen onu kaçırdın. Bir gök dükkan açtın lan, mükemmel. Tam burada. Çay kimin bu arada? Ne? Çay. Çanda çay. Abi içebilirsin. Bu benim mi? Oo çok iyi. Sen ver bardağı. Hüsnü herkese çay. Çay istemeyenlere başka şeyler. Şöyle geç.
Ne yok, oradan da çıktım. Yok tabii, kaçımı vereyim abi. Bir video onları dökülecek bir şey var. Hoş geldin bro. Şöyle. Naber abi? Ne yapıyorsun? Hayır, kardeşim ikinci filmde görüşürüz demiştik ama. Oldu şimdi. Abi onu tutan lig. Ya bir son gelene veriyor yani. Sponsorlu mu ona göre? Yok. Vallahi yok. Hediye geldi ya. Hiç paylaşmadım PlayStation falan diye. Ben oynamayacağım zaten onu. Görebiliyor musun oğlum? Ya bunu abi bilmiyorum. Panda anlaşmalı diyorlar. Abi çok para veriyorlar. Böyle muhabbet dönüyor, ben bilmiyorum. Öyle böyle değil ya para. Rahatsız olmuyor musun? Sonya abi. Ben, yok abi. Yani şey anlamında çok para veriyorlar ya. Bazen ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle. PlayStation 5 şeklinde ev yaptır abi. Galiba yaptıracağım şöyle 5 katlı beyaz bir şey yaptıracağım. Sonra çatısına oturacağım böyle. Bak buraları kaçırmayın, tatlı yedirme anları böyle. Güzel ama tatlı. Güzel. Elvan yedireyim mi? Evet. Et vardı ya. Kanka Twitch. Ama almıyorsun bu işte. Valla almıyorsun bu işte. Twitch çok tehlikeli, bak dikkat et. Tüberküloze şey kendim üstüne yediriyor falan yazar. Ağzına yediriyor. Ağzına yediriyor. Güzel bu arada başta da var. Oğlum ben onu demeyeyim dedim lan. Burada sıkıntı yok değil mi abi? Her şey özgür. Sigara. Minimum sözler. Normalde yasak mı bunlar? Hayır değil. Ben bu arada hiç ya, bilmiyorum. Sigarayı ben... biraz azaltırsak. Ben bir yandan baktım. Ağır öksürük artı balgam var da. Ateş. Nasıl öksürük var? Kaç. Topla. Nono'da da yasak diye biliyorum. Evet. O zaman Alper sen neler yapıyorsun abi? Şöyle dönmeye çalışacağım komple bir herkesi de ben. Sonra ortak muhabbetimize gireriz. YouTube'da zaten akıyorsun. Videolar devam. Bu aralar platform falan yapıyoruz. İşte toplamda bizim 4 kanalımız var. Haftada ikişer videodan 8 video çekmeye çalışıyoruz. Oha maşallah. İnanılmaz yoğunluk. Abi bir şey anlatacağım. Alper'le ilgili bir hikaye. Uludağ'dayız. Kar tatili. Ekibiyle geldi. Bizi bir tane video çekeceğiz. PUBG Mobile videosu çekmiştik o zaman. Sabah başladık. Gece bitmedi. Ertesi sabah bitirebildik videoyu. Alper siz ne yaptınız abi dedim. 7'de kahvaltılarını yapmışlardı ekipçe. Abi 6 tane video çıkartmışlar. Videolar şöyle videolar. Otur, kızağını yap. Yarış, kazanana şu kadar şu. Sonra sonraki video kardan mezar yapıp kapatıyorlar. Bu seviyede 6 tane videoyu makine gibi bir günde çıkartabiliyor herif. Yani YouTube'u öğrenecekseniz yegane yerlerden birisi. Ya şöyle bir şey yapıyoruz. İşte o gün orada tatile 3 gün 4 gün kalsın dedik. İlk gün işimizi bitirelim. Sonra full kayak falan filan derken. O yüzden öyle bazen kasıyoruz. Mesela bizim ekip şöyle. 4 gün tatil yapıyor. Son anda video yetişirse. Bir de o 4 güne ben de yoktum. İyice bir sıkıntılı olmuş yani video çekim süreci. Size bayağı özendik orada. Evet, çok saygı duyduk yani. Yok siz değilsiniz ya. Evet. Bu arada Twitch aleminde en çok sanki YouTube'a önem veren sensin gibi geliyor bana. Şimdi burada şey... Hayır, Panda benden eskidir mesela YouTube'da. Dönenci. Uğraşıyoruz YouTube'da. Şöyle demeyelim de. Yok, doğru şimdi. Ya bir bok yedim de şu an. Yok. Ağzımdan çıktı da YouTube artı Twitch'e 1 milyon yapan bendim ama bunlar yeri değil yani tabii şey. Biz de olduk kardeşim. Geçen ay. Geldi mi abi plaket? Geç geliyor. Yok da sormadılar bile ya. Hani plaket ister misin kardeşim? Henüz sormadılar. Bekliyoruz. Ama şey doğru yani. Bunu istemek lazım abi. Bazen hiç sormuyorlar. Öyle bir şey mi vardı? Aynen. Ben sana şey yaparım. Şöyle bir tamam abi. Ben de söyleyeyim. Ha tamam. Ama bu adam dediğin YouTube özel içerik yapıyor. Evet. Ben herkes kısa yani. Deyince kısa da gözüküyor olabilir bir şeyden öyle diyorlar. Efe sen neler yapıyorsun bro? Valla ne yapalım? Saptın Twitch'i. Bir platform değişikliği. İzleyicilerimizle beraber minik bir göç seansı gerçekleştirdik. Burada 80 bin olmuşuz. Bizim rekoru kırabiliriz abi biraz daha böyle. Arkadaşlar. Kanka bir şeyler anlat. Benim Nono'dakiler bir dönün. Sonra tekrar şey yaparsınız oraya doğru. Şu anlık gelin ama rekoru kıralım. Nono'dayız abi, platform değiştirdik. Şu anlık iyi gidiyor. Herhangi bir sıkıntı. Selam verdi bu arada abi. Öldüm gene de. Aleyküm selam benden de. bayağı güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Öyle yani. Bildiğin gibi aynı yayıncılık nasılsa her gün açıyoruz yayınımızı, kapatıyoruz. Muhabbet, sohbet yani. Göreceğim miyiz abi? Dön bir iki araba alsın. Bir selam daha bekliyor ama. Aç bana. Çok kilitli. Error verdi ha. Hayır, drop olmuş. Oh, hemen işte. Yani, 1 litre.
Yok. Dropçuk geldi. Geldi. Geçiyor. 5000'e falan. Hallettim. Dropçuk ya. Lan dropa öyle müdahale edemiyor mu ya? Evet. Normal OBS'den açmışlar. Elle giriyor adam. Ben drop girdim. Ben drop gördüm mü mikrofonu kapatıp küfür ediyorum. Allah. Sinirle şimdi müdahale edemiyorsun yine. Sakin. Buradan çıkıyor. Binmi yazıyor. Bine düşürdüm. Bu bir wireless'lardan çıkalım, bir 20 kişi herhalde aynı anda yüklendi abi, ondan o abi kanala yük, bir de kanalın kaldırabileceği şey de var biz. Şeyde yaşadık Kemal. Abi çok mesela belli bir yerden sonra kimseye host atamıyorsun. Twitch'in sana ayırdığı sunucunun gücü de bitiyor. Bunu bir kere yaşadık biz. Otomatik çöküyor yani. Çünkü mesela fazla izlenmeye başlıyorsun ya, orada sunucunu değiştiriyor senin. O sırada da yayın ister istemez gidiyor. 140 binde yaşamıştık onu. Doğru. Host atamıyorsun ya Tukan abi. Evet. Derde bak, 140 bin lira. Öyle derde oluyor abi. Çok üzüldüm. Ayıp etmiş. Ayıp etmiş Twitch. Beyler arkadaşlarınızı çağırın. 140'ı 141 bin yapalım. Ya Instagram'a hikaye bir şey atın ya. Ben özel, bugün özel çoraplarımla geldim. Bileğimi göstermek istedim. Abi onu satışa çıkarırsan bayağı talimlisin. Ben yanımdan ekliyorum. Küçük bir şey gelmiş. Sinan'la şey gelmiş. Buna göstereyim kameraya. Sözleşme gelmiş. Hepimiz seviniyormuşuz burada. Onu netlemeyecek. Netlemeyecek okuyalım. Netlemeyecek okuyalım. Söyle oku. Teşekkürler Efe. İndiren Can. Hello. İyi yayınlar. Sigara kötüdür Tuğkan. Para patladı. Canlı partnerlerimizden demiş kişi. Doğru söylüyor. Sigara odamız da var orada herhalde, artık öyle yapacağız. Evet. Mutfaktayız. Bir kişi kalıyormuş burada. Dıt, ben bunu alıyorum. Bu ne ya? Oradan buraya doğru duman girmesin diye böyle. Çok teşekkür ederim. Sen neler yapıyorsun Kemal? Abi ne yapayım, benim bildiğin gibi goy goy sohbet. Dansöz oynatmışsınız abi. Dansöz oynatmışsınız. Ban yemek nasıl bir duygu mesela? Ban yemek tuhaf bir duyguydu. Dansözden niye yemedin peki? Neyse şimdi bir şey demeyeceğim. Neyse. Ne oldu? Kimler için o videoyu da bildirdik bana, neyse. Evde özel videolar çekilmiş yayın öncesi dansözde. Tabii. Yani şöyle, kimler izledi biz dedik o bana. Ben de onu anlamıyorum abi. Mesela pornografik reklam çıkıyor yanda adam ayaral yaparken. X fark etmez. Yine evet öyle bir şey oluyor. Hoşuna gitmiyorsa olan gariban oluyor. Lazım. Doğru. Ama bir sıkıntı yok ya. Döndük, güzel döndük. Çiğ köfte partisi yaptık. Güzel. Vallahi güzel bir dönüş oldu bence. Siz ne yaptınız aslında? Abi biz burayı kurmaya çalıştık işte. Bitti herhalde. Para bitti sizde. Evden de gördüğüm kadarıyla. Ya bir bak bakalım şöyle, bitmiş mi? Öyle. Hani evden de bir gördüğüm kadarıyla iyi harcanmış, onu söyleyeyim. Dropçuk arkadaşlar. Drop değil onlar. Evet hiç drop. Kemal asansör yok ama. Nasıl ya? Evde asansör yok diyor. Ha, şöyle kurduk. Ne olmuş abi? Onlar dışarıdan vermiş gördüm. Ha, anladım. Berk niye Efe oturuyor demişler. Öyle mi gözüküyor o açıdan? Yok.